Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın kuruluşu Politico, İsrail ve ABD arasında kapı arkasında sürdürülen tartışmaları haberleştirdi. Biden hükümetinin Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için yıl sonunu gösterdiği ve insani yardımlar içinse Kerem Shalom sınır kapısının açılmasını talep ettiği öne sürüldü. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında anlaşmazlığın sinyalleri geldi. İsmini vermeyen 3 Amerikalı yetkili Amerikan Başkanı Biden savaşın bitmesi için tarih verdi dedi. Amerikan merkezi yayın kuruluşu Politico Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar İsrail'e süre verildiğini duyurdu. Biden hükümetinin İsrail'e verdiği tarihi Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 30 Kasım'daki İsrail ziyaretinde vurguladığı belirtildi. İsrailli yetkililer aylar sürecek planı paylaştığında Dışişleri Bakanı Blinken'ın o kadar krediniz yok cevabını verdiği öne sürüldü. Geçmişte Wall Street Journal gazetesinin haberinde Blinken'ın saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerekti dediği de basına yansımıştı. Politico gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den bir başka talebini daha haberleştirdi. Biden hükümetinin insani yardımların artırılması için ikinci bir sınırın açılmasını talep ettiği belirtildi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dahil olduğu konuşmalarda Kerem Şalom sınır kapısının açılmasının istendiği öne sürüldü. Gazze, Mısır ve İsrail'in kesişim noktasındaki sınır kapısını İsrail'in güvenlik nedenlerini öne sürerek açmak istemediği iddia edildi.